İngiltere gönlünden tüm canlılara merhaba. İnsana dair ne varsa İngiltere'den sizlere yansıtmaya çalışan İngiltere günlüğünde bu haftaki bölümlerimiz şöyle. Londra'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl 19.sü yapılan İngiltere Hünkar Hacı Bektaşi Veli Gençlik Şöleni çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alevilik Araştırma Grubu, Anadolu ve Avrupa'da yaşayan Alevi Bektaşi inancı ekseninde Müziğin Yeri başlıklı bir söyleşi düzenledi. Hünkar Hacı Bektaşi Veli Gençlik Şöleni coşkuyla kutlandı. Londra'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl 19.sü yapılan İngiltere Hünkar Hacı Bektaşi Veli Gençlik Şöleni çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cemevinde gazeteci, yazar ve Alevi Bektaşi Federasyonu eski başkanı Turan Eser, Hünkar Hacı Bektaş dergahı hizmetlisi ve dergah yayın organı olan Serçeşme Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Ahmet Koçak, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı İsrafil Erbil ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi Cemevi Gençlik Genel Sekreteri Elvan Asutay katılımıyla Türkiye'de Demokrasi ve Türkiye'de Aleviler konulu panel düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Erbil, İngiltere'de asimilasyonla mücadele, gençlik örgütlenmesi, uyuşturucu ve çetelerle mücadele, okullarda Alevilik dersleri, Alevi kültür merkezlerinin açılması, Londra Pir Sultan Anıtı'nın yeniden düzenlenmesi gibi çokça görevlerimizin yanı sıra, ülkemizdeki sorunlarla da mücadele etmek, ülkemizdeki eşitlik ve demokrasi mücadelesine destek vermeye çalışıyoruz dedi. Zaten kendi köklerinden uzakta yaşayan, zaten çocuklarına ikinci nesle bu kültürü, bu aidiyatı, bu kimliği vermekte, yaşatmakta zorlanan aileler olarak bir de buna halen buralarda bile peşimizi bırakmayan televizyonlar üzerinden, basın üzerinden çocuklarımızı zehirlemeye çalışan, geride kalanları ve uzaklardakileri aynı anda iletişim çağının fırsatlarından yararlanarak bizden uzaklaştırmaya çalışan bir takım girişimlerle de mücadele ediyoruz. Bir tarafta burada, bu yaşadığımız ülkede okullarda Alevilik dersleri mücadelesi verirken, bir tarafta bu yetersiz mekanlarımızda yüzlerce çocuğumuza kursla kendimizi öğretme mücadelesi verirken, diğer tarafta inancımızı inanç kültürüyle, aidiyatıyla yaşatmaya, onun kodlarını yaşatmaya çalışırken, başka tarafta yeni bir binamızın inşasını yapmaya çalışırken, bir başka taraftan da geldiğimiz ülkede uğradığımız katliamların anma mücadelesini veriyoruz. Diğer taraftan Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde bir profesör Maraş olaylarını da Aleviler yaptı, Gezi de yaptı dedi. Buna benzer hükümetin, devletin en tepesinden en aşağısına kadar herkes olabildiğince Alevilere hakaret ediyor. Her fırsatta Aleviliğin içini boşaltmak için de torunuma Ali koydum, falanıma Hüseyin koydum, filanıma Hasan koydum diyerek bizimle dalga geçiyor. Bu nedenle arkadaşlar, işimiz çok, gerçekten görevimiz çok, bizi bekleyen hizmetler çok. Bu halkın dünyanın başka ucunda da olsa gözünü kapatma, yönünü çevirme, görmezden, duymazdan gelme gibi bir şansı yok. Bu nedenle ben gençlerimize böyle bir gece hazırladıkları için, yarınki gecenin sloganını zorunlu göçmenleriz ama buna rağmen topraklarımızdan uzak olmanın kendimizden, değerlerimizden uzak olmak anlamına gelmediğini biliyoruz sloganıyla bir gece hazırladıkları için de sizin huzurunuzda bir kez daha onlara teşekkür ediyorum. Ahmet Koçak da şunlara değindi. Alevi erkanlarımız konusunda dergahın ve Veliyettin Ulusoy Postnişi'nin önemli çalışmaları vardır. Hakka Yürüme Erkanı ve Görgü Cemdar Erkanları gibi erkanlar konusunda kitapçıklar hazırlanmakta ve Serçeşme Dergisi çıkmaktadır. Başbakanımız demokratikleşme paketi açtı biliyorsunuz. Biz o çıkacak demokratikleşme paketinde aslında Alevilere, Kürtlere, ötekileştirilmiş diğer kesimlere bir şey çıkmayacağını biliyorduk.
Alevilere de başka şeyler çıksaydı işin açığı biraz tereddütte ederdim, şaşırırdım daha doğrusu. Daha sonra söz alan Turhan Eser de, Cami Cemevi projesi Aleviliği asimile etmek için, Aleviliği cami avlusunda yetim bırakmak için kurgulanmıştır. Bu projede görev alan kişilerin devletten ne kadar yararlandıkları da ortadadır, diye konuştu. Cemevi'nin İzzettin Doğan'ın kucağında sahipsiz, yetim halde kucaklayıp avluya götürüp bıraktığını, Fethullah Gülen de camiden çıkarken abi Cemevi bırakmışlar deyip onu alıp hayırsever ya, yani sahipsiz ve bakacak. Şimdi arkadaşlar, cemevleri sahipsiz değildir. Cemevleri gayrimeşru değildir. Alevilerin ibadet yeridir. Cem bizim ibadetimizdir. Başka ibadet bilmeyiz. Başka ibadethane de tanımayız. İbadet yapacağımız yer cemevidir. Cami avlusuna bırakılacak yetim de değiliz biz. Böyle bir kepazeliği Yeşilçam filmi gibi seyredemeyiz. Yeşilçam filmlerinde her türlü artistliği yapabilirsiniz ama Alevilik üzerinden artistlik yapamazsınız. O nedenle bu filmin sonu hayra gitmiyor. Bu filmin arkasında ciddi rant var. O rantın bedeli de budur. 196 konut, 5 trilyon para İzzettin Doğan'ın hesabına attı. Bu başbakanlığın resmi belgesidir. Artık İzzettin Doğan veya İzzettin Doğancılar çıkıp gelsin burada iki kelam etsinler bakalım. Cami avlusuna cemevini bırakmanın bedelidir bu. Sadece o değil. Oğlu Sedat Doğan'a 1.1 trilyon. O da yetmiyor. Cem Vakfı'nın ikinci başkanı Cemal Can Polat'a 2.9 trilyon. Nereden geliyor? Ve sonra araştırıp bakıyoruz ki arsalar kendilerine ait de değilmiş. Keban Barajı'nda baraj altında kalan Alevik köylerinde yaşayan insanlar İstanbul Küçükçekmece'ye göç ederler. Orada aldıkları araziler Sedat Doğan, İzzettin Doğan ve Cemal Can Polat tarafından ucuza kapatılır, TOKİ'ye peşkeş çekilir. Şimdi o Alevi vatandaşlar bu üç zatla mahkemelikler. Başka bir skandal. 60 dönümlük Cem Vakfı'na hibe edilen devlet hazinesi arazi bir gece özel şahsın tapusuna geçiyor. Ertesi gece de zengin bir turizmcinin eline geçiyor. Belek'te 5 yıldızlı bir otel konuyor. Bunlar hep belgelendi. Dolayısıyla anlatacağımız şey İzzettin Doğan kim sorusunun cevabı bir, bu adam dede değildir. Dede olduğunu iddia eden kişi dede değildir. Neden? Ulularımız der ki sülbümden gelen değil, yolundan giden evladındır. Yoldan gitmeyen de dede değildir. Görgüden geçmeyen de dede değildir. Müsahibi olmayan da dede değildir. Cem erkanında ikrar vermeyen de dede olamaz. Dolayısıyla İzzettin Doğan'a dedelik kavramı yakışmaz. İstediği kadar kağıt üzerinde profesör olduğu söylense, tek bir sayfa makalesi olmayan, tek bir kitabı olmayan birisi de kendisine profesör demesi. Bununla ilgili kardeşim, İzzettin Doğan'ın ailesi budur. CHP'lidir, DP'lidir, Adalet Partililidir, MDP'lidir, DYP'lidir, MHP'lidir, AKP'lidir. Yani her daim iktidardır bunlar. Derler ki bana arkadaşının adını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Biz de İzzettin Doğan'a sorduk. Arkadaşının adını söyle, o bize saydı. Fethullah Gülen, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Namık Kemal Zeybek, Musa Serdar Çelebi, Hüseyin Kocada. Veliyettin Efendi'nin adı orada yok. İsrafil'in adı orada olmaz. Ahmet'in adı orada olmaz. Ali Derel Dede'nin adı orada olmaz. Niye? Çünkü İzzettin Doğan'ın dostları bu dünyadan olmaz. Öbür taraftan olur. Biz 20 milyonu vazgeçtim. 10 milyon oyumuzla siyasette 0.0 etkimiz yok ise biz kendimiz olamamışız. Kendisi olamayan bir toplum
çocuklarını da kimliksiz bırakır. İnançsal, felsefi, kültürel, tarihsel ve siyaseten çocuklarımıza bir kimlik kazandıramadığımız sürece, kendimiz bir kimlik bilincine sahip olamadığımız sürece, bunu inşa edemezsek başkalarının kulağıyla dünyayı anlamaya, başkalarının gözleriyle dünyayı görmeye, başkalarının ağzıyla konuşmaya başlarız. Ağzımız kiralık, gözümüz kiralık, kulağımız kiralık, kendi kulağımız, kendi gözümüz, kendi dilimiz olamıyoruz. O nedenle bizim en asli görevlerimizden bir tanesi, bir kendimiz olabilmeyi başarmak. Nerede? Siyasi alanda. Nerede? İnançsal alanda. Nerede? Kültürel alanda. Sanatta, tiyatroda, estetikte, romanda, şiirde, siyasette, hukukta, adalette, ekonomide bu kimlik kendini inşa etmek zorunda. Asimilasyon devam ediyor olabilir ama biz de bunun karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz. Aynen Nesimi'nin dediği gibi, yolum hak yoludur, iblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Arabi, Farsi bilmem, dile minnet eylemem. Aşk ile candır. Londra'da geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 19. Hünkar Hacı Bektaş Veli Gençlik Şenliği, H&M Forum'da coşkuyla kutlandı. 19. Hünkar Hacı Bektaş Veli Gençlik Şöleni coşkuyla kutlandı. H&M Forum'da Hünkar Hacı Bektaş Veli Gençlik Şöleni düzenlendi. Ali Dereli dedenin gülbangı ve semahla başlayan geceye çok sayıda genç katıldı. Gecede ayrıca Cemevi Bağlama grubu da sahne aldı. Kısa birer konuşma yapan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkan Yardımcısı Zafer Çoban ve Gençlik Başkanı Ruhi Altun birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Annelerimizden, babalarımızdan aldığımız bu inancı, bu kültürü yaşatmaya devam edeceğiz. Irkçılığın, gericiliğin ve yobazlığın karşısında alternatif bir yaşam biçimi ortaya koymak için çıkıyoruz bugün bir yola. Binlerce yıldır yasaklı bir inancın mensuplarısınız. Ama bugün Londra'dan aykırıyoruz. Bir kez daha Alevilik vardır, Alevilik haktır. Alevilik ve Yasir Kuzunu Hızır Paşalara, Tayyip Erdoğanlara sesleniyoruz. Dersim'de, Roboski'de bombalar yağdırdınız.
Maraş'ta, Gezi'de katlettiniz. Sivas'ta Aleviliği değil, insanlığı diri diri yaktınız. Ama olmadı. Irkçı zihniyetiniz kazanamadı. Faşist zihniyetiniz kazanamadı. Yobazlığınıza boyun eğmedi bu halk. Geliyoruz. Pir Sultan'ın, Seyit Rıza'nın, Hasret Gültekin'in, Ali İsmail'in, Mahirlerin, Denizlerin, İboların hesabını sormaya geliyoruz. Bugün burada olan olmayan tüm genç yüreklere sesleniyorum. Yüreğinizde yaşatacağınız bu duygu gün gelecek dünyaya, sevgiye hakim kılacak. Besleyip büyüttüğünüz, hizmet edip kalktığınız, yürüyerek ömre niyaz olduğunuz bu hizmet, hak hizmeti ve canlı cansız tüm varlıkların gelecek garantisidir. Evrene sevgiyi hakim kılmak için ceylanla aslana, nefsinle aklına, hayrınla şerrine, aynı nazara bakmak için, benlik savaşını durdurmak için, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin meşedini iletmek için, bir sultanın kavgasını sürdürmek için çıktınız bu yola. Gecede sahne alan Çiğdem, Tahir, Şahin ve Oğuz Aksaç seslendirdikleri müziklerle gençlere keyif dolu anlar yaşattılar.
Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Gençlik Kolları'nın düzenlemiş olduğu 19. Hünkar Hacı Bektaş Şubeli Gençlik Şenliği'ndeyiz. Evet değerli canlar, 19. Hünkar Hacı Bektaş Şubeli Gençlik Şenliği'ni Londra'da büyük bir coşkuyla kutlarken yanımızda yine İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı İsrafil Elmür var. Başkanım, 19. Hünkar Hacı Bektaş Şubeli Gençlik Şenliği coşkuyla geçerken bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Bugün çok güzel bir gençlik katılımı vardı. Gençlerin özellikle kendi gecelerine sahip çıkması çok gurur ve onur verici bir durumdu. Bu nedenle hakikaten gelecekte Britanya topraklarında da bu kültürün sahiplenileceğine dair bugün çok güzel izlenimlerimiz oldu. Bu nedenle daha nice gençlik şölenlerine
ve İlker Hacı Bektaşi Veli'nin bilincini onlara aşılamanın daha nice günlerine diyorum. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. 19. İlker Hacı Bektaşi Veli Gençlik Şenliği'nde daha Doncaster'lardan gelen canlarımız var. Efendim bugün ilgisi düşüncelerinizi alabilir miyim? Sadece kısaca şunu söylemek istiyorum. Nenelerimizin, dedelerimizin acı çektiği dönemlerde annelerimiz ve babalarımız susmuştu. Sessiz kalmışlar bu acılara, bu baskılara. Asimile edilmişlerdi. Biz susmuyoruz, artık gençlerimiz de susmayacak. Ve konuşacaklar, kültürlerini her zaman dile getirecekler. Ve görmüş olduğunuz gibi de gençler yürekleriyle, emekleriyle, bütün özverileriyle her şeylerini ortaya koydular. Var olduklarını, artık susmamaları gerektiğini ortaya çok güzel bir şekilde koydular. Artık söylenecek söz yok, söz hakkı şimdi bizim de gençlerin. Bu kadar. Teşekkür ederim. Şu anda yanımızda İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve CMV Gençlik Kolları Başkanı Ruhi arkadaşımız var. 19. Hünkar Hacı Bektaşi Veli Gençlik Şenliği büyük bir coşkuyla devam ediyor. Bundan ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi ben 18 yaşındayım. Bu gençlik şöleni 19 yaşında. Yani benim büyüğüm gibi 1993'ten beri derneğimizin, CMV'mizin nasıl örgütlendiğini, nasıl büyüdüğünü ispatlıyor bu gece. Londra'nın göbeğinden Alevileri bu şekilde toplamak gerçekten gurur verici. Ben son 4 aydır bu geceye emek veren gençlere, yoldaşlarıma bir sefer daha teşekkür ediyorum. Onların gücüyle biz bu geceyi düzenledik. Yani söyleyecek çok bir şey yok. Çok güzel bir duygu bu. Büyüklerimiz bugün bizi kenarda oturup izlediler. Bizimle gurur duydular. Biz elimizden geleni yaptık. Emeğinize sağlık. Teşekkürler.